Sevgili gençler, tekrar merhabalar. Bugünkü dersimizde Sevinç Okum'dan devam edeceğiz. Milli edebiyat geleneğini devam ettiren Cumhuriyet dönemindeki kadın yazarlarımızdan birisi de Sevinç Okum'dur. Sevinç Okum'a evet 2 yıldız koyuyoruz. Öykülerine genellikle bir mekan tanıtımı ve olayla başlıyor. Mekan tanıtımı önemlidir. Özellikle hatırlayacak olursanız, realist sanatçılarda mekanla insan ruh dünyası arasında bir bağlantı vardı. Mekanın fiziki şartları insanoğlunun psikolojisini, ruh dünyasını ciddi anlamda etkiliyordu ve realist sanatçılar gözlemede büyük önem verdiği için bu unsuru çok fazla romanlarında kullanmışlardır. Olgun kadın duyarlılığıyla gelenekleri, sıradan insanın yaşamını, ahlaki meseleleri alır. Yani geleneksel değerlere, değer yargılarına sahip çıkan bir kadın yazarımızdır. Eserlerinde sosyal, tarihi ve milli konulara ağırlık veriyor. Zaten onun için de milli edebiyat geleneğine dahil bir isimdir. Şu kelimeye dikkat. Abukis felsefesi. Çok renkli bir bakışla farklılıkların olduğu bir dünya algısı. Abukis bir nevi arkadaşlar hümanist, insancıl bir dünya görüşü. Yunus Emre ve Mevlana'dan aldığı o hümanist dünya görüşünü toplumdaki her iki farklı kesimi, her dilden, dinden, kültürden inancı bir zenginlik olarak görüyor. Bir sıkıntı, sorun olarak görmüyor. Yani bütün dünya insanlığını evrensel bir anlamda kucaklayan bir tarzı vardır Sevinç Okum'un. İnsanın iç dünyasındaki derinliklere inerek sanatın sınırları olamayacağını, bundan dolayı da evrensel yani her insanın dünyanın neresinde olursa olsun benzer duyguları, benzer sıkıntıları yaşadığını anlatmaya çalışmıştır. Evet, hem öykü hem de roman türündeki yapıtlarıyla dikkat çekiyor. Eğik ağaçlar öykü türünde çiziyoruz. Derin yara, gece kuşu uzun öter, bölüşmek, makine, onlardan kalan, Rozalya Ana, bir eski sokak sesi bunlar öykü türündeki önemli yapıtlarıdır. Peki Sevinç Okum deyince akla gelen ilk yapıtlar tabii ki roman türünde. Şimdi oraya lütfen şunu belirtin. Hatırlayın, bir önceki isim Emine Işınsu'ydu. Emine Işınsu çoğunlukla neredeki Türklerin sıkıntılarını çare arıyordu? Hatırlayalım. Evet, cevapları alalım gençler. Hadi bakalım hadi. Evet, sadece dinlemekle yetinmiyoruz. Nereyi anlatıyordu? Balkanları, Batı Trakya Türklerini Emine Işınsu anlatıyordu. Peki Sevinç Okum. Sevinç Okum'a da lütfen şunu ilave edin. Sevinç Okum dediğimiz kişi de özellikle Kırım Türklerinin ondan sonra sıkıntılarına, Kırım Türklerine Rusya'nın yapmış olduğu mezalimi anlatan bir yazarımızdır. Evet, Zor. Önemli romanlarından birisi. Peki Zor'da yazarımız ne anlatıyor? Sevgili gençler, Zor romanında köyden kente göç etmek isteyen bir kişinin yaşamış olduğu bunalımsal süreç anlatılıyor. Peki bu kişi kimdir? Romanımızın baş kahramanı Kerim isimli köylü bir delikanlımızdır. Kerim köydeki yaşamış olduğu zorlu hayat şartlarından, köydeki işte kavga, gürültü, kan davası, ağa baskısı, işte yoksul insanlara zulm ve Kerim de biraz daha rahata kavuşmak, biraz daha iyi bir hayat şartı kazanmak için köyden kente göç ediyor. Hatırlayın, Türkiye romanında, Cumhuriyet romanında 1960'tan sonra köyden kente genç olgusu başlamıştı. Ve bunlardan birisi de Sevinç Okum'da da az da olsa yer ediyor. Ve Kerim yaşadığı köyü terk ediyor ve İstanbul'a, büyük şehre geliyor. Giderken yanına kız kardeşi Sırma'yı da alıyor. Fakat bu büyük şehirde bir gecekondu mahallesine yerleşiyor. Gecekondu mahallesindeki evleri hatırlayın. Derme çatma evler, ondan sonra daracık, güneş girmeyen evler. Ve burada büyük şehir hayatında hayata tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor. Fakat tutunabiliyor mu? Büyük şehir köyden daha da büyük zorluklarla karşısına çıkıyor. İşte şehirdeki o hayatın, bu dünya hayatının ne kadar zorluklarla ondan sonra karşılaşıldığını anlatmak için yazar romana Zor ismini vermiştir. Geldik Sevinç Okum deyince en çok sorulan, en çok karşınıza çıkan ve Öseymen'in birkaç defa sorduğu romanı Hilal Görününce adlı eseridir. Hilal Görününce'nin bakın kahramanlarını vermişiz. Nizam Bey, Arslan Bey, Giray Bey, Şirin Gelin. Yani
Arkadaşlar, bu roman özellikle işte Kırım Hanlığı'ndan bahsediyor. Kırım'daki Müslüman Türklerin Rus Çarlığı'na karşı direncini anlatıyor. Romanın asıl konusu Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Yani hatırlayın, 93 Harbi'nin olduğu yıllar, 1856'lı yıllarda Osmanlı'nın Kırım'daki Türklere Rusların yaptığı mezalime karşı destek olması. Çünkü Türkiye, Anadolu toprakları dışındaki bütün Türkler ne yapıyor? Bir abi olarak, bir baba anne şefkati olarak her zaman Türkiye'yi görmüşlerdir. İşte Sevinç Okum da o Kırım Türklerinin ondan sonra yalnız olmadıklarını, Osmanlıların onlara verdiği desteği anlatan bir romandır. Nizam Bey'in arkadaşlar topraklarına tutunma mücadelesi, Kırım Türklerinin örf adetlerini devam ettirme mücadelesi, dinlerini, dillerini, inançlarını devam ettirme mücadelesi ve Kırım Türklerinin yaşam biçimini çok derin bir şekilde ortaya koyarak anlatıyor. Tabii ki Nizam Bey, Aslan Bey, Giray Hanım, Giray Bey, Şirin Gelin bunlardır. Anlatıcı ise arkadaşlar romanın baş kahramanlarından Felekzade Arif Çelebi'nin ağzından anlatıyor. Evet, bu anlamda hilal görününce özellikle önemli bir yapıt olduğunu lütfen bu anlamda unutmayalım. Peki Cevat Şaki Sevinç Okum'un bu romanı dışında hangi roman dikkat çekiyor? Gelelim Bizim Diyarlar. Bizim Diyarlar da önemli bir roman. Romanın baş kahramanı Ali Bey, Gülsüm Hanım ve kızlarıdır. Bu romanda ise Kırım Türkleri değil, Balkan, Bulgaristan Türklerini anlatıyor. Ali Bey, Gülsüm Hanım ve kızları gerçek bir öyküdür, yaşanmış bir öyküdür arkadaşlar bu. Balkanlı'daki Türklere yapılan mezalimi anlatıyor. Osmanlı'nın Rumeli'deki hakimiyetini kaybetmesi üzerine Balkan savaşları Rumeli göçlerini konu ediliyor. Rumeli kültürünün İstanbul'a uzanışını anlatan bir dram, bir çilenin, yine bir Türklere yapılan mezalimin romanıdır Bizim Diyarlar. Evet, ve Bizim Diyarlar İstanbul'a geliyor. Rumeli kültürünün İstanbul'da bu kişiler tarafından nasıl tekrar devam ettirildiğini anlatan bir romanımızdır. Geçiyoruz. Evet, sonra gelelim. Bizim Diyarlardan sonra arkadaşlar özellikle yazarımızın Deli Zamanlar isimli kendi hayatından da kesitler sunduğu otobiyografik bir romanıdır. Romanın baş kahramanı Aypare ve Bayhan'dır. Evet, Deli Zamanlar'da baktığımız zaman Sevinç Çokum otobiyografik roman olduğunu söylemiştik. Üniversiteli genç bir kızın gözünden Türkiye'deki siyasi olaylar, yani sağ-sol çatışması, hayat mücadelesi, 1960'lı yılların Türkiye'si gözler önüne seriyor. Edebiyat bölümünde okuyan baş kahramanımızın en yakın arkadaşı Aypare'yi örnek alıyor. Aypare, Bayhan'la evlidir. Bir partinin gençlik kollarında aktif bir görevlidir. Bunalıma giren baş kahramanımızın intihar düşüncesinden anneannesi uzaklaştırıyor. Yakın arkadaşı Aypare'nin trafik kazasında ölmesiyle iyiden iyiye yalnızlaşması anlatılıyor. Dediğimiz gibi Sevinç Okum'un kendi hayatından kesitler sunduğu otobiyografik romanın adı Deli Zamanlar'dır. Lütfen bunu unutmayın. Karanlığa Direnen Yıldız. Evet, üst taraftaydı. Bunu da çizelim arkadaşlar. Karanlığa Direnen Yıldız'da peki ne anlatılıyor? Yine bir siyasi romandır. Türkiye'nin yakın tarihini anlatan bir eserdir. 27 Mayıs 1960 darbesini anlatıyor. 60 darbesinde yaşanan acılar, sıkıntılar gözler önüne söylüyor. Özellikle bu olayları bir apartmanda oturan aileler üzerinden anlatıyor. Bu apartman öyle bir apartman ki 27 Mayıs döneminin Türkiye'nin toplumsal yapısını gözler önüne seriyor. Her kesimden bir aile bulunuyor. Demokrat Partili olan özellikle Doktor Enis Bey, CHP'li olan Binbaşı Kaya Bey, Milli Şef'i destekleyen Profesör Doktor Sebati Bey, ondan sonra ve gazeteci Asaf. Bunların hepsi bu apartmanda oturuyor. Her kesimden insanın hayata, topluma bakış tarzı bu romanda yansıtılmıştır. Evet, bu anlamda Karanlığa Direnen Yıldız da önemli yapıtlarından birisidir. Evet, tren buradan geçmiyor. Sevinç Okum'un diğer yapıtlarından birisi. Bu yapıtın da altını çizebiliriz. Sevgili Sevinç Okum'a bu şekilde değinmiş olduk. Gelelim Aka Gündüz. Evet arkadaşlar, Aka Gündüz'e bir yıldız koyuyoruz. Belki bazılarınız bunu Milli Edebiyat döneminde görmüşsünüzdür. Ama Aka Gündüz Cumhuriyet döneminde de eser vermeye devam ediyor. Hatırlayın, biz şunu söylemiştik. Yakup Kadri, Refik Halit, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri. Bu isimler Milli Edebiyat geleneğinin en önemli ismi. Milli Edebiyat geleneği 1911 ile 23 yılları arasında etkindi. Fakat bu isimler
Cumhuriyet döneminde eser vermeye devam ediyor. İşte bunlardan birisi kim? Aka Gündüz sevgili arkadaşlar. Aka Gündüz, Selanik'te çıkan Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler dergisinde çıkan yazılarıyla tanınmıştır. Genç Kalemler neydi? Bize neyi hatırlıyordu? Hatırlayalım arkadaşlar. Milli Edebiyat'ın yayın organıydı. Ömer Seyfettin'in bir makalesi vardı. Sade dili savunuyordu. Hangi makaleydi? Evet, hatırlayalım. Hangi makale? Bravo, cevapları alır gibi oluyorum. Aferin size. Yeni Lisan makalesiydi. Çok güzel. Peki Çocuk Bahçesi dergisini hatırlayanınız var mı? Çocuk Bahçesi dergisi Servet-i Fırun'un en büyük şairi. Kim bu? Tevfik Fikret. Tevfik Fikret'in çocukları için hece ölçüsüyle yazdığı bir şiir kitabı vardı. Adı neydi? Rubab-ı Şikeste miydi? Evet mi? Yok, tuzağa düşmeyin. Rubab-ı Şikeste değil. Haluk'un Defteri miydi? Oğlu için yazdığı şiirler mi? Hayır, o da değil. Fikret'in hece ile sade Türkçe ile yazdığı şiir kitabının adı, söylüyorum, Şermin. Evet, işte bu Şermin'deki şiirleri Selanik'te çıkan önce bu Çocuk Bahçesi dergisinde Fikret yayınlamıştır. Bu dergi onun için önemli. Toplumsal sorunlara, erdem ve ahlaksızlara, milli mücadele çok önemli. Atatürk gibi taşta milli edebiyatçıların sıkça dile getirdiği konulara ağırlık veriyor. Aka Gündüz şöyle bir sembolleştirme, sınıflandırma yapıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu iyiliğin, İstanbul'sa kötülüklerin timsali diye ifade eden kişi Aka Gündüz'dür. Bu madde önemli, birçok soruda karşınıza çıkabilir. Romanları döneminde çok popüler olmuş. Özellikle arkadaşlar en önemli eserin adı Dikmen Yıldızı'dır. Lütfen oraya not ediniz. Bu eser çok sorulur. Dikmen Yıldızı. Baş kahramanımız kimdir? Baş kahramanımız bir kadındır. İzmirli genç bir kız olan Yıldız Hanım'dır. Kurtuluş Savaşı yıllarında İzmir'in ve Ankara'nın ahvali anlatılır. Nişanlısı kimdir? Nişanlısı bir Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yüzbaşı Murat'tır. Gizli bir görev üzerine Kurtuluş Savaşı yıllarında bir anda ortadan kayboluyor. Uzun süre nişanlısından haber alamayan Yıldız'ın psikolojisi bozuluyor. İzmir'de, Ankara'da dört bir tarafta nişanlısı Murat'ı aramaya başlıyor. Ve Murat'ın cephede olduğu haberi, ondan sonra gelince Yıldız, Murat'ın cephede öldüğü haberi gelince Yıldız iyice yıkılıyor sevgili arkadaşlar. Ama Murat'ın öldüğüne, nişanlısının öldüğüne inanmıyor. Ankara'ya gider ve her tarafta nişanlısını arar. Ankara'da özellikle Dikmen'e yerleştiği için işte Dikmen Yıldız'ı Dikmen semtinde yaşıyor. Dikmen bir köymüş o zaman, oraya yerleşiyor. Hatta gidiyor, meclise gidiyor. Birçok siyasetçiye, milletvekili, askere gidiyor. Yüzbaşı Murat'ın izini sürmeye çalışıyor. Hiç kimseden haber alamayınca en son çare olarak Gazi Paşa'ya mektuplar yazıyor. Hatta Gazi Paşa'nın huzuruna gidiyor. Ondan yardım istiyor. Romanın sonunda Yıldız'a bir düğün davetiyesi gelir. Nişanlısı Murat'a paşanın yardımıyla Yıldız kavuşur ve mutlu sonuna biten bir romandır. Dikmen Yıldızı, Kurtuluş Savaşı yıllarının Ankara'sını, Anadolu'sunu farklı bir konu süzgeciyle ele alan bir eserdir. Gelelim diğer bir eseri arkadaşlar. Evet, Bir Şoförün Gizli Defteri. Bu eseri de çizelim. Evet, Dikmen Yıldızı yazarının. Peki Bir Şoförün Gizli Defteri'nde ne anlatıyor? Romanın baş kahramanı Erol isimli bir delikanlıdır. Yiğit, gözü pek bir delikanlıdır. Sevdiği kadın uğruna bir cinayet işler. Erol, paşa kızı olan Çiler'e aşıktır. Fakat Çiler, Erol'un da kendisinin ondan sonra hayatını perişan eder. Çünkü Çiler'in gözü yükseklerde, para zevk düşkünüdür. Ve Erol gibi bir kamyon şoförünü küçük görür. Onunla mutlu olacağını düşünemez. Ve Çile kötü yola düşer. Ve Çile'yi de kıskanan ve Çile'nin başına gelen bu durumlardan dolayı da Erol da cinayet işleyerek hapse girer. İki genç insanın bütün dünyasının gençliğinin baharında mahvolmasını anlattı. Romanın adıdır Bir Şoförün Gizli Defteri. Diğer bir eser Kurbağacık isimli bir romandır. Zengin bir ağanın kızı olan Aysel ile onu seven fakir köy delikanlısı Ali'nin aşkı. Bakın tekrar ediyorum, romanın baş kahramanı, roman köyde geçiyor. Köydeki Aysel ile ona aşık olan delikanlı yoksul Ali'nin hikayesidir. Aysel'in babası Hacı Nazif Efendi bir türlü o her türlü engellemesine rağmen ondan sonra birbirlerinin kızıyla işte Aysel ile Ali'nin evlenmesine izin vermemesine rağmen bu iki sevdalı birbirine kavuşurlar. Ali'nin derisini yüzdüğü kurbağayı, işte Ali bir kurbağayı, ölü kurbağa buluyor. Bu kurbağanın derisini yüzüyor ve bu kurbağayı ondan sonra
karısının düşürdüğü cenin olarak Ali'ye iftira atıyor. Kim iftira atıyor? Hacı Nazif Efendi. Hacı Nazif Efendi'nin karısı hamile ve karısı ondan sonra düşük yapıyor ve bu düşük cenini de gömüyorlar. Fakat Ali'nin de bu el kadar olan ondan sonra cenini, derisini yüzüp ondan sonra işte bu hale getirdi diye vicdansızlıkla suçluyor. Ali'ye iftira atıyor. Aslında Ali bir cenini değil, ölü bir kurbanın derisini yüzmüştür. Ve işte daha sonra arkadaşlar romanın adı da Kurbağacık ismi de Ali'ye atılan bu iftiradan gelmektedir. Köy hayatında yaşanan durumların ortaya konduğu bir eserdir bu eser. Lütfen bunu unutmayalım. Başka hangi eserini çizebiliriz? İki süngün arasında bu eseri çizelim. İki süngü arasında yoktur arkadaşlar, bu dursun. Sonra Çapraz Delikanlı, Gider Ayak, Bebek, Eğer Ağaçlar, bunlar da önemli eserleridir. Şiirleri çok önemli. Bakın bütün şiirleri Türk ismiyle başlıyor. Türk Kalbi, Türk Duygusu, Türk'ün Kitabı, Bu Toprağın Kızları öykü türündeki eserlerdir. Bozkurt ise onun sonra şiir türündeki yapıtıdır. Evet, Türk Kalbi, Türk Duygusu, Türk'ün Kitabı öykü türünde. Şunu da unutmayın. Ey Türk Uyan, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, Tan Sesleri, bunlar Mehmet Emin Yurda Kulu'ndu. Bu eserlerde bunlar karıştırılmasın. Tiyatro türünde eserler var. Muhterem Katil, Yarım Türkler, Beyaz Kahraman, Mavi Yıldırım tiyatroları çok da fazla öne çıkan bir isim değildir.